Şu ana kadar negatif sayılar hakkında bir sürü şey öğrendik. Kesirler konusunda da hiç fena sayılmayız. O zaman artık negatif sayılar ve kesirleri bir arada kullanmaya başlayabiliriz. Bu videoda kesirlerle işlem yaparken karşımıza bir eksi işareti çıktığında ne yapacağımızı göreceğiz. Elimizde kesir olarak eksi 1 bölü 2 olsun. Eksi işaretinin kesrin önünde olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu, eksi işaretinin 1'in önünde olduğu eksi 1 bölü 2'ye ve eksi işaretinin 2'nin önünde olduğu 1 bölü eksi 2'ye eşittir. İsterseniz bir de eksi 1 bölü eksi 2 hakkında düşünelim. Bu kesrin aynı zamanda eksi 1 bölü eksi 2 bölme işlemiyle aynı olduğunu da düşünecek olursak, negatif negatifle bölününce sonuç pozitif olacağı için bu kesirde pozitif olacak. Ve demek ki 1 bölü 2'ye eşit olacak. Bu hatırlatmalardan sonra bu bilgileri kullanabileceğimiz bazı alıştırmalar yapmak istiyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksi g bölü h'ye eşittir? Eksi g bölü h. Doğru olan tüm seçimleri seçmemizi istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Burada bir sürü eksi işareti var. Başlangıçta kafa karıştırıcı gibi görünse de, şurayı mavi ile işaretlersem, eksi g bölü eksi h'nin, az önce de gösterdiğim gibi, negatif bölü negatif işleminden pozitif olduğunu biliyoruz. Yani, eksi g bölü eksi h, g bölü h ile aynı şeydir. Önüne bu eksi işaretini eklediğimizde ise, eksi g bölü h elde ederiz. Negatif bölü negatif pozitiftir. Bu eksiyi de koyduğumuzda sorudakine eşit bir ifade elde ederiz. Sıradaki seçenekte kesrin önünde ve h'nin önünde birer eksi işareti var. Bu eksi işaretini g'nin önüne koyarsak eksi g bölü eksi h elde ederiz. Bu da g bölü h'ye eşittir. Yani sorudaki ifadeye eşdeğer değildir. Bu pozitif g bölü h iken, bu eksi g bölü h. O zaman bu seçenek doğru değil. Son seçenek olan yukarıdakilerden hiçbirini de seçmiyorum. Çünkü doğru olan bir seçenek var. Hadi bir tane daha yapalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5 bölü b'ye eşittir diye sormuşlar ve doğru olan tüm seçenekleri işaretleyin demişler. İlk seçenekte en baştaki eksi işaretini 5'in önüne koyarak bu kesri eksi 5 bölü eksi b şeklinde de yazabiliriz. Buradaki eksi işaretini kesrin önünden 5'in önüne taşıdığımı bir kere daha söylemek istiyorum. Negatif bölü negatifin sonucu pozitif olacağı için bu 5 bölü b ile aynı şeydir. Demek ki bu seçenek doğru. Bu seçenekte de negatif negatifle bölündüğünde pozitif elde edeceğimiz için eşittir 5 bölü b yazıyorum. Evet, bu da doğru. Yukarıdakilerden hiçbirini yine seçmiyorum çünkü bu seçeneklerin ikisi de doğru. Hadi son bir tane daha. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksi eksi e bölü eksi f'ye eşittir? Şimdi bu ifadeyi adım adım sadeleştireceğiz. Eksi, eksi e, bölü, eksi f. Burası, evet, maviyle işaretlediğim kısım. Araya bir eşittir işareti koyuyorum. Buradaki, en baştaki eksi işaretini de mora boyayayım. Mor eksiyi koyuyorum. Eksi e, bölü, eksi f'nin de, Az önce gördüğümüz örneklerde olduğu gibi, negatif bölü negatif, pozitif ettiği için pozitif olacağını biliyoruz. Onun için buraya e bölü f yazabilirim. Ve sonuç olarak bu ifadeyi eksi e bölü f olarak sadeleştirebilirim. Şimdi bir de seçeneklere bakalım. Bu e bölü f, doğru değil. Buna gelince bu kesri eksi parantez içinde eksi e bölü f olarak yazabiliriz. Bu da e bölü f'ye eşittir. Aynı kesri eksi işaretini paydaya koyarak da, yani eksi e bölü eksi f olarak da yazabiliriz. Evet, bu eksi işaretini istersek paydaya da koyabiliriz. Bunu yapınca yine e bölü f elde ederiz. Bu iki seçenek aslında aynı sonucu veriyor. Ve bu soruda Nihayet şu ana kadarki örneklerde seçemediğim yukarıdakilerden hiçbiri seçeneğini işaretliyorum.